çok konuştuğumuz konu sağlık ve kiloydu. Kilo ile birlikte tabii ki çağın en önemli rahatsızlıklarından biri de obezite. Pek çok duyuyoruz, pek çok alanda gerçekten sıkıntı verici bir durum. Çok değerli bir hocamızla çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. Efendim Ankara'ya gittik sizler için. Profesör Doktor Oktay Banlı ile röportajımız geliyor ekranlara, obezite cerrahisi. Hocam öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Obezite nedir? Obezite vücutta aşırı miktarda yağ birikmesiyle karakterize bir hastalıktır. Obezite son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde çok ciddi bir sağlık problemidir. Peki obezitenin nedenleri nelerdir? Pek çok sebebi var. Genetik faktörler var. Yani annesi babası obez olanlarda, çocuklarda da obezite yüksek. Çevresel faktörler var. Kırsal kesimde daha azken şehir hayatında teknolojileri kullanıldığı yerlerde daha fazla. Yiyecek içecek tüketiminin rafine gıdaların olduğu, yüksek kalorili beslenen toplumlarda daha yüksek. Çok karmaşık faktörleri var obezite ama tüm bunların bir yansıması, tüm bunların bir sonucu olarak dünyada giderek arttığını söyleyebiliriz. Genetik faktörler, çevresel faktörler, yaşam biçimi, teknoloji ve insanların sonuç itibariyle daha yüksek kalorili beslendiği ve daha az hareket ettiği, bedenini daha az kullandığı bir yaşama tarzına geçtikten sonra obezite çok artmaktadır. Obezite neden tedavi edilmelidir? Obezite sadece bir estetik problem değil. Hani kilo, basen, karın, o şekilde olaya bakmamak gerekiyor. Obezite beraberinde hem hayat süresini kısaltan hem de hayat kalitesini düşüren hastalıkları getiriyor. Bunların en başında diyabet, şeker hastalığı. Obezlerde şeker hastalığı çok fazla. Hipertansiyon öyle mesela. Uyku apnesi. Gece rahat uyuyamıyorlar. Cihaz kullananlar var. Sık sık solunum durmasıyla uyananlar var. Diz ağrıları çekiyorlar. Kadınlarda polikistik over dediğimiz sorundan dolayı ya gebelik çok az oluyor, vücutta kıllanmalar vesaire. Bir sürü hormonal faktör var. Sonuç itibariyle obezite hayat süresini kısaltan bir hastalık, hayat kalitesini de düşüren bir hastalık. O yüzden tedavi edilmelidir. Peki obezite hangi hastalıklara yol açar? Bunlar içerisinde biraz önce söylediğim en önemlisi diyabet hastalığı. İkisi birbirine çok yakın, çok tetikleyen, diyabet varsa regülasyonunu, düzenlemesini bozan bir durum obezite. İkincisi hipertansiyon, uyku apneleri, diz ağrıları, doğurganlıkta kadınlarda özellikle ciddi sorunlar, bazı tümörler ve belki de en az organik sorunlar kadar obezite psikososyal sorunlara da yol açıyor. İşiyle, eviyle, sosyal hayatıyla, özel hayatıyla, obezite ile beraber çok ciddi problemler yaşadığını düşünüyor insanlar. Ve en az organik hastalıklar kadar, en az diyabet kadar psikososyal sorunlar da bence obezlerin ağır yaşadığı sağlık sorunları. Obezite cerrahisi nedir? Hangi ameliyatlar yapılmaktadır? Bizim devreye girdiğimiz, bizim yaptığımız iş obezite cerrahisi. Obezite cerrahisi hem obezitenin aşırı miktardaki bu kilo alımının düzeldiği, yani bu kiloların verildiği, hem de o kilolarda yaklaşık ideal kilolarında kalıcı olarak kaldığı ameliyatlar. Bir grup ameliyat bunlar. Bunlar içerisinde daha önce kelepçe ameliyatı diye anılan bir ameliyat vardı. Mide bandı, mide kelepçesi diye. Bir dönem çok yapıldı dünyada da, ülkemizde de. Benim de yaptığım bir ameliyattı. Fakat uzun dönemde, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra sonuçlarının iyi olmadığı görüldü. Yabancı cisme ait bantın kayması ya da midenin içine düşmesi ya da fonksiyon görememesi gibi sonuçlarla hastaların hemen hemen yarısından uzun dönemde sonuç alınamadı.
Ve bugün artık hem ülkemizde hem dünyada da kelepçe ameliyatlarından vazgeçildi. Biz uzun süredir hiç yapmıyoruz. İkinci ameliyat ve şu anda dünyada çok popüler bir ameliyat. 2000 yılından beri yapılıyor. 16 yıldır bilinen bir ameliyat ama son 5-6 yıldır ülkemizde de dünyada da çok yaygın yapılan bir ameliyat var. Tüp mide ameliyatı deniyor ya da sleeve gastrektomi dediğimiz bir mide küçültme ameliyatı. Bu ameliyat çok popüler bir ameliyat. Şu anda çok yapılıyor ve hemen hemen gastrik bant dediğimiz kelepçe ameliyatının terk edilmesinin de önemli bir sebebi yerine böyle iyi bir ameliyatın konulması. Burada hem mide hacmi küçülüyor hem de iştah azaltılıyor. Üçüncü ameliyatta gastrik bypass dediğimiz bir ameliyatı var. Bu metabolik cerrahi sonuçları daha iyi bir ameliyat. Özellikle de diyabet hastaları için ve sıvı kalori bağımlıları için. Yani ne demek sıvı kalori bağımlısı? Litrelerce kola içenler, işte sürekli eritilmiş çikolata, dondurma, sütlaç, sütlü tatlar ise yani rafine ve yüksek kalorili sıvı gıda tüketenler için çok tercih ettiğimiz bir ameliyat gastrik bypass. Burada hem mide küçültülüyor hem de bağırsağın daha ilerisine bağlanarak hem yeme hacmi azaltılıyor hem de yüksek kalorili tüketseler bile emilim kısmen bozuluyor bu hastalarda ve bazı hormonal mekanizmalarda da diyabet üzerine çok olumlu, çok kalıcı etkisi olan bir ameliyat. Özetle şu anda ülkemizde ve dünyada en yaygın yapılan, en popüler olan iki ameliyatı var. Birisi tüp mide ameliyatı, birisi de gastrik bypass ameliyatı. Mide balonu nedir? Hangi hastalara yapılır? Mide balonu, midenin içerisine endoskopik yolla, yani endoskopi yapılarak silikondan yapılmış bir top gibi bir balonun bırakılması ve endoskopun çıkartılması. Burada amaç mide kapasitesinin, mide hacminin düşürülmesi. Bunu uyguladığımız hastalar da var ama bu morbid obez dediğimiz aşırı kilolu hastaların kalıcı tedavisinde çok yeri olan bir metot değil. Mesela ortalama 15-20 kilo verdiğini düşünürsek, uzun yıllardır belli bir kiloda olan bir hasta 15-20 kilo almış bir gerekçeyle. Bunlara takıyoruz. Tekrar eski kilosuna geldiği zaman kalacağına inandığımız bir hasta grubu varsa bunlara nadiren takıyoruz. Ama bizim en çok kullandığımız çok yüksek kilolu hastalarda, ameliyat riskleri yüksek olan hastalarda mide balonu koyup hastanın biraz kilo vermesini sağlayıp ameliyat risklerini azaltarak ameliyat etmek. Hocam bahsettiniz ama biraz daha açmak gerekirse tüp mide ameliyatı nedir? Hangi hastalara yapılır? Morbid obezite ameliyatları içerisinde en çok yapılan ameliyat ülkemizde. Tüp mide ameliyatı bir hacim küçültme ameliyatı. Mideyi boylamasına kesilerek ince bir tüp haline getirilerek midenin büyük kısmının depo fonksiyonu gören kısmının, genişleyen kısmının çıkartılması demek. %80'lik yaklaşık %75'lik bir mide kapasitesinde azalma sağlıyor. Yani eski yediklerinizi miktar olarak 1/4'e düşürüyor neredeyse. Ama önemli bir etkisi de var. Midenin fundus dediğimiz üst kısmından grelin hormonu salgılanıyor. Bu bir iştah hormonu. Bizi yemeye içmeye teşvik eden bir hormon. O bölüm de çıkartılıyor. Yani hastalar az yemek yiyorlar. Eski yediklerine göre çok daha az yemek yiyorlar. Ama gözleri de yemediklerinde kalmıyor. İştah çok devam etmiyor. Önemli bir ameliyat ve ameliyattan çok kısa bir süre sonra hastalar hızlı kilo vermeye başlıyorlar. Ve ideal kilolarına neredeyse 10 ayda, 12 ayda çok yüksek kiloluysa eğer daha uzun sürelerde ideal ya da yaklaşık kilolarına geliyor bu hastalar. Tabii kalıcı olması açısından tüp midede hastaların bağırsağın herhangi bir ameliyat yapılmadığı için sıvı kalorilerden uzak durması mutlaka söyleniyor. Bu çok önemli bir nokta. Çikolata, dondurma vesaire. Bunlar o mide küçük de olsa geçer ve hastalarda kilo vermede ciddi sorunlar yaşanabilir tüp mide hastalarında. İkincisi şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Mide büyüyebilir bir organ. Elastik bir organ, düz kas dokusundan yapılmış bir organ. Duvarı inceleyerek, genişleyerek büyüyebilir. Bu tabii bir günde, üç günde oluşacak bir şey değil.
yanlış beslenme alışkanlıkları ve yanlış takip olursa, hasta ameliyat sonrası iyi eğitilmezse mide büyüyebilir gerçekten. Bunun için de önerimiz şudur, katı ve sıvıyı aynı anda almamak. Çünkü bu katı yiyecekler sıvıyı çekip genişlerken mide duvarını da genişletebilirler. Bu katı sıvı ayrımını iyi yaptığı zaman hastalar, midede ciddi büyümeler olmaz ve ideal kilolarında hastalar devam edebilirler. Mide bypassı nedir? Hangi hastalara yapılır? Mide bypassı hem midenin küçültüldüğü hem de bağırsağın daha ilerisine bağlandığı metabolik sonuçları itibariyle özellikle de diyabet hastaları için çok tercih ettiğimiz bir ameliyat. Burada hacim küçülüyor, yani az yemek yiyor hastalar. Aşırı miktarda kalorili sıvı tüketseler bile, kola, çikolata, dondurma vesaire gibi emilim kısmen bozuluyor bu hastalarda. Kontrolsüz diyabeti olan hastalarda bazı hormonal mekanizmalarla diyabeti de kilo vermeden bağımsız olarak, yani kilo vermeden önce bile bir hafta, 10 gün, 15 gün içerisinde diyabeti düzelten bir ameliyat. Bu metabolik cerrahi ameliyatları içerisindeki en önemli ameliyat. Yani hem diyabet üzerine, hem kan yağları üzerine, hem kalori emilimini üzerine çok etkin ve çok kalıcı bir ameliyat. Uzun dönemde ameliyatların sonuçları nasıldır? Uzun dönemde başarısız olabilir hastalar. Bu başarısızlık kısmen ameliyata bağlı olabilir, kısmen hastanın eğitilmemesine bağlı olabilir ya da hastalar eğitilse bile önerilere uyulmamasına bağlı olabilir. Şunu hiç unutmayalım, obezite ameliyatları bir mucize değil. Evet, 150-160 kilo, 200 kilo hastaları ideal kilolarına getiriyoruz, boy boy fotoğraflar çektiriyoruz. Ama asıl olan hastanın kilo vermesi kadar sağlıklı bir şekilde o kiloda kalarak hayatını devam etmesi. Burada uzun dönemde oluşabilecek başarısızlıklar açısından hastanın en az ameliyat kadar iyi takip edilmesi, tecrübeli ve deneyimli bir ekip tarafından takip edilmesi çok önemli. Yoksa bu hastaları ameliyat edip bırakırsanız, herhangi bir eğitim vermezseniz, takip etmezseniz, birincisi özellikle gastrik bypass hastalarında ciddi vitamin eksiklikleri olabilir ve ona ait problemler yaşanıyor olabilir, kansızlık olabilir, vitamin problemleri olabilir, onu atlamış olursunuz. İkincisi hastalar kilo alabilir tekrar, hatta neredeyse ameliyat kilolarına kadar yaklaşan hastalar gördük. Başka merkezlerde ameliyat yapılmış hastaları biz tekrar revizyon ameliyatları yaptık. Ya da kendi hastalarımız içerisinden çok nadir de olsa başarısız olduğumuz hastalarımız da oldu. Özetle söylemek gerekirse uzun dönem sonuçları için en az iyi bir ameliyat kadar, cerrahisi problemsiz bir ameliyat kadar tecrübeli bir deneyimli ekip takibine de ihtiyaç duyar. 5 yıllık sonuçları itibariyle gastrik bypass tüp mideye göre daha başarılı bir ameliyat. Ama dediğim gibi başarı ameliyat, takip ve hastanın uyumuyla orantılı olarak artıyor. Peki tekrar kilo alınır mı? Alınırsa ne yapılır? Başarısız olan ve yeniden morbid obezite kilolarına ulaşan, çok yüksek kilo olan hastalarda revizyonel cerrahi dediğimiz bir üst segment ameliyata geçirmek bir metot olarak uygulanıyor. Yaşadığınız süreçten bize biraz bahseder misiniz? 135 kiloydum. Evet, 68 kiloyum şimdi. Her türlü hastalık söz konusuydu bende. Yani kilonun getirdiği şeker, tansiyon, kolesterol, reflü, karaciğer yağlanması, tansiyon. İşte yani akla gelebilecek, insan yaşamını kaliteli olmaktan çıkaracak her türlü hastalık mevcuttu bende. Ve de bunlar artık Oktay Bey'in de deyimiyle bir çığ gibi katlayarak da artık devam ediyordu. Çünkü 135 kilo olmuştum. Peki ameliyattan sonra etrafınızdaki tepkiler nasıl oldu o kilo veriminden sonra? Çok güzel, çok farklı. Yani ben tiyatro oyuncusuyum. Hem tiyatroda hem de televizyonda da işte dizilerde oynuyorum. Beni tanıyan ve tanımayan insanlardan özellikle tanımayanlar tanımak yani tanıdıklarını düşünüyorlar ama yok o değil. Yani çünkü o insan çok çelişkili, bu kadar kilosu vardı, bu değil. Tanıyanlar başka bir Nermin'le karşılaştıklarını söylüyorlar. Çok başka. Yani işin psikolojik kısmı zaten orada inanılmaz bir hızla düzelmeye başlıyor. Hem aynada gördüğünüz kişi, hem sonra sizi dolaylı dolaysız tanıyan kişiler,
En önemlisi yani doktorunuz size bu sürecin çok sağlıklı olduğunu ve artık hani bir sürü şeyden kurtulduğunuzu ve negatif olarak tekrar geri dönüş yaşamayacağınızı, bütün bunları söylediğiniz zaman çok güzel bir duygu. Ne diyebilirim? Çok teşekkür ederim.